Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yumuşacık keki, lezzetli kreması ve çikolata sosun harika uyumu ile çaylı kremalı tart tarifi paylaşacağım. Keklere süt yerine çay koyduğunuz zaman daha yumuşak ve geç bayatladığını göreceksiniz. Hem bu şekilde artan çay demini de değerlendirmiş oluyoruz. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim diyorum ve tarife geçiyorum. Öncelikle kekimizi hazırlıyoruz. Malzemelerimiz 2 yumurta, 1 çay bardağı toz şeker, 1 çay bardağı çay demi, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 kabartma tozu, 1 vanilya, 2 yemek kaşığı kakao, 2 çay bardağı un. Karıştırma kabımıza öncelikle 2 adet yumurtamızı kırıyoruz. Üzerine 1 çay bardağı toz şekerimizi ilave ediyoruz. Ve rengi değişinceye kadar çırpıyoruz. Yumurtayı ne kadar çok çırparsak kekimiz o kadar güzel kabaracaktır. Evet, yumurtanın rengi değişti. Şimdi sıvı malzemelerimizi ilave ediyoruz. 1 çay bardağı çay demi, 1 çay bardağı sıvı yağ. Yine çırpmaya devam ediyoruz. Bir paket vanilya, bir paket kabartma tozunu ilave ediyoruz. Ben unumu eleyerek eklemiştim. 2 çay bardağı elenmiş un. Ve 2 yemek kaşığı kakao. Kuru malzemelerimizi de ilave ettikten sonra iyice çırpıyoruz. Kek hamurumuz hazır. Yağlanmış, unlanmış tart kalıbına karışımımızı döküyoruz. Tart kalıbını katı yağ ile yağlayıp üzerine un eliyorum ve yarım saat kadar buzdolabında bekletiyorum. Bu şekilde tart kalıbından kekimiz daha çabuk çıkıyor. Kekimizi 180 derece fırında pişiriyoruz. Muhallebi için 1 yumurta sarısı, 1 çay bardağı toz şeker, 1 yemek kaşığı tepeleme un, 1 yemek kaşığı tepeleme nişasta, 1 paket vanilya ve 2 su bardağı sütü ekliyoruz. Koyulaşıncaya kadar pişiriyoruz. Evet, muhallebimiz pişti. Üzerine 1 yemek kaşığı labne peyniri ilave ediyoruz ve karıştırıyoruz. Muhallebimizi soğumaya bırakıyoruz. Pişen kekimizi soğuduktan sonra servis tabağımıza ters çeviriyoruz. Benim tart kalıbım derin olmadığı için ben iç kısmının kekini biraz kestim. Muhallebimizi kekimizin üzerine döküyoruz. Gram sütlü bitter çikolata, 3-4 yemek kaşığı süt, 1 tatlı kaşığı tereyağını benmari usulü eritiyoruz ve kremamızın üzerine döküyoruz. Bu şekilde 2-3 saat buzdolabında beklettikten sonra dilediğiniz gibi süsleyerek servis yapabilirsiniz. Evet, kıvamını da bu şekilde göstermek istiyorum. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Hoşça kalın.